Bu çöken binalarla ilgili iddialar var Diyarbakır'da. Konumlarının kesildiği birkaçının hedefi olarak siz ismiyle ilgileniyorsunuz. Size gelen... Bugün ben ve Pervin Başkanım kriz koordinasyonumuzla bir toplantı yapacağız. Şimdi Pervin Buldan Başkanım da geliyor. Ben de buradayım. Dün Malatya'da ve Adıyaman'daydım. Şimdi kriz koordinasyonumuzla bir toplantı yapıp bütün bu bilgileri değerlendireceğiz. Elbette duyduk ama doğrudan doğruya bilgiler bizim kriz koordinasyonumuza da geliyor. Hem TUMOP'la hem de diğer kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Gelen verileri bizler de değerlendiriyoruz ve bütün bu ilgili emek meslek örgütleriyle birlikte hareket ediyoruz. Hukuk komisyonumuz da sahada. Bütün bu enkaz kaldırma çalışmalarında delillerin yok edilmesine karşı tedbirler de alıyor. Sadece hukuk komisyonumuz değil, baro ve diğer hukukçu örgütleri de aynı şekilde çalışmalar yürütüyorlar. Ortada bir büyük suç var. Bu büyük suçun karşılıksız kalmaması, mutlaka sorumluluğun ve sorumluların hesap vermesi için biz de elimizden geleni hem hukuki hem siyasi anlamda yapıyoruz, yapacağız. Malumunuz Mar Barışı yapılmıştı. Mar Barışı için bu depremden sonra insanlar tepki göstermeye başladılar. Yıkılan binalardan önemli ölçüde o imar barışıyla kaçak yapılar olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Ya, imar barışının adı aslında imar affı. İmar affının adı da çürük yapıları kullanıma resmen sunmak, daha doğrusu kullanımlarını resmi bir hale getirmektir, yasallaştırmaktır. Biz imar aflarına başından beri karşıyız ve AKP döneminde bu 20 yılda 9 kere imar affı çıkarıldı. 3 milyon bina bu imar affının kapsamına alındı. O zamanlarda, yani bu kanunlar gündeme geldiğinde de uyarılarda bulunduk. Arkadaşlarımız mecliste de başka alanlarda da uyarılar yaptılar. Bunun cinayete daveti olduğunu hep söyledik. Deprem bölgesinde bulunan bir ülkede denetimsiz yapıların yasal bir şekilde kullanılmasını sağlayan bu uygulama gerçekten felaketin önemli sebeplerinden biridir. Bu yıkımın önemli sebeplerinden biridir.